Çıma herume, sarı çımın serume. Gel emeği çevrici, gel kahraman, gel fedakar. Nebiye Şeyh Said, Seyit Rıza, Nebiye Yado Paşa, Umkhiratın, serçava, serseratın. Çok değerli, bilgönlü hemşerilerim, arkadaşlarım, canlarım, uzun süre geldim gittim, defalarca Bingöl'de mitingler yaptık. Her zaman bizi böyle coşkuyla, sloganlarınızla, renklerinizle karşıladınız. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Bugün sizinle birlikte olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duydum, onur duydum. Her bizi çevirdik, her bizi, her bizi. Değerli halkımız, Yavuz Kıtay il başkanımız şahsında bugüne kadar Bingöl'de partimize emek vermiş, çalışmış, sizin sesiniz, soluğunuz, diliniz olmuş bütün yoldaşları rahmetle, minnetle anıyorum. Eminim Bingöl halkımız Şeyh Saitlere, Yavuz Kıtay başkanlara, rençler, aziz sanatçımıza layık olacak mücadelesini başarıya ulaştırıncaya kadar devam ettirecektir. Şimdi, evet, Bingöl biraz iktidarın kendi sözleriyle çeliştiği, söylediği hiçbir sözde durmadığı bir kentimizdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde bize oy yoksa size hizmet yok diyordu. Şimdi biz Bingöl'den soruyoruz. Ya 2004 yılından beri Bingöl halkı yerel yönetimlerde AKP'ye oy verdi, öyle değil mi? Peki Bingöl'ün sorunlarını çözdü mü? Haydi oy vermeyene hizmet götürmüyor, ayrımcılık yapıyor. Oy verene hizmet verdi mi? Hayır, vermedi. Evet, biz de görüyoruz. 2004 yılından beri Bingöl Belediyesi AKP'dedir. Bingöl halkı hala temiz su içemiyor. Bingöl halkı hala su alamıyor. Bingöl halkı su yatakları içerisindeki bu kentte suya ulaşamıyor. Vallahi Allah bir gün inşallah sizin bu yapmış olduğunuz şeylerin hesabını sizden soracaktır. Değerli halkımız, bunların belediyecilik anlayışı hizmet etmek değil. Bunların belediyecilik anlayışı sizin için değil. Bunların belediyecilik anlayışı gençler iş bulsun, aş bulsun, insanca doğdukları yerlerde yaşasın, göç etmesin diye değil. Bunların belediyecilik anlayışı tam kayınbelediyecilik anlayışı gibi ranttır, usulsüzlüktür, belediyeleri borç batağına batırmaktır. Bingöl Belediyesi gibi küçük bir belediye yüz milyonlarca lira borç almış, borç yapmış. Ne olmuş bu paraya? Altyapı yok, yatırım yok. Türkiye'de belediyenin ulaşım hizmeti sunmadığı tek kent neredir biliyor musunuz? Bingöl. Türkiye'nin her yerinde belediye toplu taşıma hizmeti veriyor ama Bingöl'de beyefendi ulaşımı, toplu taşımayı bireylere, özel firmalara peşkeş çekmiş. Peki belediye su vermez, altyapı yapmaz, ulaşımı karşılamasa ne iş yapar sizlere soruyorum. Siz çok iyi biliyorsunuz belediye ne iş yapabilir. Bak dün Karayazı Belediyesi'ndeydik. Emin olun, sorabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Karayazı'da ulaşım kaç liradır desem tahmin edemezsiniz. Kadınlar ve öğrenciler 25 kuruş, akbil kullananlar 50 kuruş, akbili olmayanları 1 liraya taşıyor bizim belediyemiz, 1 liraya.
Bizim o küçük belediyemiz en küçük olanaklarıyla kendisine bırakılan 7 milyon borcu sıfırlamış. Türkiye'nin tek borçsuz belediyesi varsa Karayazı Belediyesi'dir. Peki bu nasıl oluyor? Çünkü biz size inanıyoruz. Biz sizin için varız. Biz rant sağlamak için yokuz. Biz sizin diliniz, kültürünüz yaşasın diye mücadele ediyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımız demokratik, şeffaf, halkçı, toplumcu, o kentin halkını önemseyen bir anlayıştır. Şimdi beyefendiye soruyorum. Ya Zazaca'nın en fazla konuşuldu. Neredeyse Zazaca'nın başkenti olan Bingöl'de Zazaca tek bir tabela yok. Tek bir sokağın ismi Zazaca değil. Bu Bingöl'de yüzlerce değerimiz yaşamını yitirdi. Bir tane Kürt halkı için mücadele eden Kürt öncüsünün ismi caddede, sokakta yok. Yeni gelince de beyefendi beni Zaza diyor, Zaza'yım diyor. Ya Zaza olan, Kürt olan, halkının yanında olan burada olur, bu meydanda olur. Burada olmayan ne Zaza'dır, ne Kürt'tür, ne de Zaza da Kürtlerin hizmetindedir. Beyefendiler, beyefendiler, iktidardakiler gibi onların küçük örneklerini burada sunuyorlar. Bingöl Türkiye'nin deprem fay hattının geçtiği en riskli kentlerimizden biridir. Sizlere soruyorum. Deprem için bugüne kadar hem hükümetin hem Bingöl Belediyesi'nin almış olduğu tek bir önlemden bahsedebilir misiniz? Evet, bir şey yapıyorlar. Bingöl valisiyle bürokrasi belediyesi toplanıyor. Çay ve kuru pasta yiyorlar. Zannediyorlar ki depreme önlem alınıyor. Depreme çay içerek, kuru pasta yiyerek önlem alamazsınız. İmarla, altyapıyla alabilirsiniz. Dere yataklarını, deprem fay hatlarını imara açarsanız depremde insanlarımız yaşamını yitirip bunun sorumlusu siz olursunuz. Şimdiden Bingöl'de çağrı yapıyoruz, uyarıyoruz. Bingöl resmen deprem fay hattının üzerinde sallanacak bir kenttir. Önlem almayanlar şimdiden önlemlerini almaya başlasınlar. Geç kalmadılar. Biraz rant yerine, ihale verme yerine deprem için önlem almaya onları çağırıyoruz. Değerli halkımız, Erdoğan diyor ki bizim zamanımızda diyor ki geçmiş zamanlarda gaz kuyruğu vardı, yağ kuyruğu vardı. Evet doğru söylüyor. Türkiye o zaman da iyi yönetilmiyordu. Ama şimdi ekmek kuyruğu var, et kuyruğu var. Peki bu kuyrukların sorumlusu kimdir? Erdoğan'a sormak gerekiyor. Geçmişte insanların parası vardı. Gaz yoktu, yağ yoktu. Şimdi et, ekmek almak için parası yok. Keşke parası olsa yağ ve et kuyruğunda olsalardı. Değerli halkımız, bunlar sadece Bingöl'ü değil, emeklileri bitirdiler, asgari ücretle çalışanları bitirdiler, peri perişan ettiler. Gençlerimiz artık kendi kentinde yaşamıyor, göç etmek zorunda kalıyorlar. Bakın, en çok dışarıya göç veren, genç göçü veren kentlerden birisi Bingöl'dür. Peki belediye başkanı efendi, sen ne işe yararsın? Gençlik kültür merkezleri yok, gençlere iş yok, aş yok. Peki Cumhurbaşkanı yardımcısına sesleniyorum. Ya insaf, insaf, biraz vicdanlı ol. AKP'nin bakanları, bürokratları kendi kentlerine fabrika götürürken, hizmet götürürken sen ne iş yapıyorsun o sarayda? Sana sormak istiyorum. Ne yapıyor bizim Cumhurbaşkanı yardımcısı? İş takibi yapıyor. Ya zaten iş takibi yapacaksan niye Cumhurbaşkanı yardımcısı oldun? İnanın sevgili Bingöl'le hemşehrilerim, Bingöl'de olan torpil dünyanın hiçbir yerinde yok. Çocuklarımız, gençlerimiz eğitim almak için dünya kadar zaman harcıyorlar, emek veriyorlar ama AKP'li olan, AKP'nin üyesi olan Cumhurbaşkanı yardımcısının ailesi, akrabası,
akrabası, çevresi olan torpille işe giriyor. Emin olun, inanın, biz geldiğimiz zaman hem iktidarda hem belediyelerde asla torpil olmayacak. Hak eden girecek, emek veren girecek, çalışan girecek. Değerli halkımız, ana dilimiz Kürtçedir, Zazacadır. Varayı, zımanime kurdi, zazaki, peki. Şimdi sizlere soruyorum. Mecliste belki takip ettiniz, Ömer vekilimiz de burada. Ya Zazaca iki kelime söylediğimizde sesimizi kısıyorlar. Kürtçe iki kelime söylediğimiz zaman sesimizi kısıyorlar. Ama buraya geliyorlar, Zazaca, Kürtçe parçalarla seçim çalışmaları yürütüyorlar. İşte bunlar Ankara'da Kürt, buraya gelip Kürt olan yalancı ve inatçılardır. Eminim Bingöl halkı, Bingöl'de Kürt, Ankara'da Kürt, Ankara'da JITEM, Ergenekon ittifakıyla iş tutanlara gereken cevabı 31 Mart'ta verecektir. Bakın, 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü'nde sizin bu kardeşleriniz parlamento grubunda başta Zazakice, Kürtçe, Gürcüce, Ermenice, Lazca, Türkiye'deki bütün dillerle grup toplantısı yaptık kendi grubumuzda. Ama Bingöl'de ne yaptı? Bingöl'de 21 Şubat'ta Ana Dil Günü ile ilgili Zazaca bir konser vardı, iptal ettiler. Peki, sizler dilinizi yok sayan, inkar eden, sizin konserlerinizi yasaklayan bu sisteme hayır diyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısının burada da sordum. Annesi, nenesi de Zazaca konuşuyordu. Ya adam anasının, nenesinin, etesinin, dedesinin konuştuğu dilde, kendi kentinde bir konseri yasaklayabilir mi? Beyefendi niye hiç bundan rahatsız olmadı? Nasıl Zazadır? Nasıl sizin kardeşinizdir? Demek ki vallahi onun işi gücü Zazaca, Kürtçe, hizmet değilmiş. İşi gücü devlete bürokratlık yapmakmış. O zaman bırak başkası yapsın. Değerli halkımız. Evet, size söyledim. Kent susuz, altyapı yok, fabrika yok. Kadın arkadaşlar burada. Allah aşkına, kadınların gidip üretim yapacağı, aile ekonomisine katkı sunacağı tek bir hizmet var mı? Yok. Bizim bütün belediyelerimize, ben de Siirt Belediye İş Başkanlığı yaptım. Emin olun, gençlerimizin ürettikleri, kurduğumuz kooperatiflerle kadın arkadaşlarımızın çalıştığı, aile ekonomisine katkı sunduğu birçok yatırımımız vardı. Ne yaptı kayyum sistemi? İlk önce geldi gençlik ve kadın kurumlarımızı kapattı. Niye? İstiyorlar ki kadın çalışmasın, üretmesin, aile ekonomisine katkı sunmasın. İstiyorlar ki Bingöl Kürtsüzleşsin. Ama onlar yanılıyorlar. Bingöl halkı, Seyit Rızaların, Şeyh Saitlerin torunları bütün zulümlere, baskılara rağmen kendi toprağını, memleketini terk etmedi, yine etmeyecek. İnşallah bir gün Allah'ın desteğiyle, katkısıyla birlikte burada demokratik, halkçı, Bingöl halkının yanında olan yerel yönetimleri seçerek doğrunun, hakkın, hakkaniyetin ne olduğunu hep birlikte bunlara göstereceğiz. Beni gelemeyeceğim. Siyüyeki adarıda emebecin edibese hımbese. Hazır mısınız? Edibese demeye, hımbese demeye. Bakın, Şeyh Said'in topraklarındayız. AKP'nin küçük ortağı geçen gün Şeyh Said Efendi'ye etmediği hakaret kalmadı. Öyle mi? Niye sesini çıkarmadılar? Çünkü onlar Şeyh Said'i bir değer olarak görmüyorlar. Şeyh Said sizden biri olarak gördükleri için ona da karşı yapılan hakaretlere, küfürlere sessiz kalıyorlar. Şeyh Said Efendi'ye yapılan hakaretleri AKP yedi.
Cumhurbaşkanı yardımcısı sesini çıkarmadı. Belediye bir şey demedi. Ne oldu biliyor musunuz? Bingöl'de AKP ile MHP belediyede ittifak yaptı. Yani sizin dilinizi yok sayanları diyor ki ey Caza halkı, Kürt halkı getir oyları bize ver. Şeyh Said'e hakaret eden, Kürtlere hakaret eden MHP belediyenin ortağı olsun. Buna hayır demeyecek misiniz? Değerli halkımız, 20 yıldır süren yolsuzluğu, hizmetsizliği, adaletsizliği, haksızlığı, hukuksuzluğu inşallah 31 Mart'ta Bingöl'de ortadan kaldıracağız. Bingöl'de artık demokratik yerel yönetimlerin hayata geçeceği gün uzak değil. 28 gün kaldı. Bu 28 günde siz Bingöl'de hemşerilerimi, seyidalarımızı, mellelerimizi, kadınları, gençleri bir seferberlik ruhuyla çalışmaya davet ediyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Sizin eviniz olan, diliniz olan, sözünüz olan, kimliğiniz olan partinin Bingöl'de yönetim olması için, belediye alması için lütfen el birliğiyle, güç birliğiyle çalışmalara koyulun. Evet, 31 Mart'ta İstanbul adayları diyor ki 31 Mart'ta Gazze sevinecek. Ya kardeşim, hangi çağda yaşıyorsun? Bingöl'ü bilmiyor mu? İsrail'in en büyük gıda ticareti yapan ülke neresidir? Türkiye. Peki, İsraillerin Gazze'deki çocukları öldüren silahlarındaki metal, çelik, demir nereden gidiyor? Türkiye'den. Peki, bunu diyenler, Gazze sevinecek diyenlerin çocuklarının gemileri şimdi nerede? İsrail limanlarında. İşte bunlar böylesine ikiyüzlüdürler. Gazze için ağladıklarını söylüyorlar, timsah gözyaşları döküyorlar. Ama İsrail'le en büyük gıda ticaretini yapanlar onlar. İsrail'lerin Filistinleri katletmek için kullandığı silahların metalini, demirini, çeliğini veren bunlar. Gemileri orada her gün para kazanıyor, gidiyor, geliyor. Bir de olmuş İsrail düşmanı. Siz Gazze halkının, Filistin halkının yanında değilsiniz. Siz ticaretinizle, desteğinizle İsrail devletinin ve onun katliamlarının yanındasınız. Bunu Bingöl halkı çok iyi biliyor. Bingöl halkı masum halkların yanındadır. İnşallah 31 Mart'ta bu timsah gözyaşları dökenlere sandıkta cevabını verecektir. Filistin halkıyla asıl dayanışanlar sizin çocuklarınızdır. Bakın, Filistin'in ilk şehitleri Kürtlerdir. Kürt gençleri buradan 30 yıl önce Filistinlerle dayanışmak için gitti, orada canını verdi. Ama mezar taşları oradadır. Bizim Filistin halkıyla dayanışmamız yalan değil, dolan değil, ikiyüzlü değil. Biz Kürt halkıyız. Ezilenle, sömürülenle her zaman dayanışma içerisinde olduk, olmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi ittifaklarına bakın. Bize diyor ki DEM Parti kirli ittifak peşinde. Ya kirli ittifak sizindir. Kürt halkının en yoğun fail meçhul cinayetlere uğradığı dönemler Çinler dönemidir. Tansu Çinlerin elini İstanbul'da kaldıran sizsiniz. Beyaz Toroslarla Kürtleri katledenler, asit kuyularına atanlar sizlersiniz. Ergenekon'la ittifak yaptınız. Beyaz Torosçularla ittifak yaptınız. JITEM'le ittifak yapan, Kürt'ü yok sayanla ittifak yapanlar asla bize dil uzatamazlar. Bingöl'lü arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza dil uzatamazlar. Değerli Bingöl halkı, siz onurlu bir halksınız. Bak hepimiz biliyoruz. Kenan Evren darbe yaptığı zaman Kenan Evren anayasasına karşı en büyük hayır oyu nereden çıkmıştı biliyor musunuz? Bingöl'den. Siz adaletsizlikler ve haksızlıklar karşısında 80 darbesinde durduğunuz gibi eminim ki bu zulüm, bu Kürt'ü yok sayan, bu Kürt'ü yok etmeye çalışan sistem karşısında da onlara hayır diyerek demokratik yerel yönetimleri inşallah 31 Mart'ta Bingöl'de hayata geçireceksiniz. Değerli arkadaşlar, çok zamanınızı almayacağım. Şimdi Erdoğan diyor ki Türk
Türkiye %4,5 büyüdü. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Sofranızda peynirimiz, zeytiniz, etiniz büyüdü mü %4,5? Cebinizde %4,5 büyüme mi var, erime mi var? Ya bunlar kimi kandırıyorlar, kimi anlatıyorlar? Zannediyorlar ki halk bunu bilmiyor. Yine ne diyorlar? Diyorlar ki Türkiye'de kişi başına milli gelir 13.100 dolarmış. Allah aşkına 13.100 dolar kazanan tek bir kişi var mı içinizde? Evet, saraydakiler kazanıyor ama Bingöl'ün, emekçisinin, yoksulun kazandığı yok, büyüdüğü yok. Büyüyen sizin gemilerinizdir, sizin çocuklarınızın servetidir. Beşli çetenin servetidir. İnşallah biz geldiğimizde halkımız büyüyecek, yoksullar büyüyecek, emekçiler büyüyecek. Bingöl'ün genç kızları ve çocukları intihar etmeyecek. Bakın Türk coğrafyasında çok yüksek sayıda intiharlar yaşanıyor. Niye? Kimse keyfine intihar etmez. Ya yoksuldur, ya işsizdir, ya geçinemiyor, ya yaşamış olduğu sorunların altından kalkamıyor. Peki bu intiharın sebebi o intihar eden vatandaş mıdır? Onu intihara sürükleyen bu sistem midir? Bizi intihara sürükleyen bu sisteme inşallah hep birlikte hayır diyeceğiz. Şimdi kadın arkadaşlarımız burada. Ya 200 liranın markette bir kıymeti kaldı mı? 200 lira 5 yıl önceki 20 lira olmuş. 1000 liradan aşağı markete girip çıkan bir tane arkadaşımız varsa lütfen söylesin. Parayı kul ettiler, bizi yoksullaştırdılar. Utanmıyorlar, diyorlar ki tekrar Bingöl Belediyesi'ni bize verin. Vallahi kusura bakmayın. Bingöl halkı bu sefer belediyeyi kendi partisine verecek. Öyle mi değil mi? Evet. Bingöl ya mey, dem dema Bingöl'ü, dem dema mey, dem dema kurdayı. Mehmiyala serkettin, serkettin, serkettin. Her bici çevlik, her bici, her bici. Şimdi sizlere Aydın Bürsün Başkan ve Çiçek Arıç arkadaşları zaten tanıyorsunuz. Sizlere emanet ediyorum. Onlar Yadov Paşa'nın Çiçek Said'in emanetleridir size. Onlar cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ların, Gülter Kışanak'ların, Samurat Tuncer'lerin emanetidir. Söz veriyor musunuz emanetinize sahip çıkacağınıza? Her bizi Bingöl, Malova Anadolu, Bümin'in Kırı Karşı'da. Her saksın okumayışı böyle akıttın havaya, vatadan. Serkattin, Serkattin, Serkattin! Olur da, olur da! Sırsları asır çağırca dek binatın.